just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that? Kabak tatlısıyla başlayan bir günaydın. Ve filtre kahvem tabii ki. Kabak zaten kavanozda ya, böyle haşlanıp konuluyor. Bir yemek kaşığı tahin, bir ceviz ve kabak. Çok güzel. Böyle bir kahvaltı edeceğim. En sonki videoda düzen olayına giriştik ya. Gerçekten düzen olayına girişte bakın, mesela takı takıyorum. Neyim var neyim yok biliyorum ve zihnimde yani şu küpem vardı onu takarım bunun üstüne falan gibi. Hatta bir kolye bile takacağım yani. AVM'ye gidiyoruz. Hem ayakkabı bakacağız hem de hediye alacağız. Böyle ben kendime bir tane şık bir ayakkabı istiyorum. Hani güzel bir markanın, söylemiştim. Böyle şık olsun ve pırıltılı olsun istiyorum. Böyle hani jean var şu an altında, göstereceğim. Onun altında böyle giyebileceğim, deri cekette giyebileceğim bir ayakkabı. Böyle sportif anlarda işte tight, sweatshirt, eşofman ya da daha böyle günlükte kullanabileceğim bir ayakkabı. Bunu böyle 3 şekli var şurada işte. Ben en güçlüsünü yapacağım çünkü ben kalın taylı saçım. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Hazırım. Saçlarımı gayet güzel bir şekilde kabarıklığını aldı. Sıcak hava üflüyor. Böyle tarar, saçınızı tarar gibi yapsanız bile o kabarıklığı alır. Bana yetti yani, o kabarıklığını aldı ve saçımı dolgunlaştırdı. Açıklamaya linkini bırakacağım. Mutlaka alın. Tam fiyat performans ürünü. 3-4 fön parası yani zaten. Bu bluzu zaten çok seviyorum. Böyle omzu açık. Altıma da bir jean giydim. Bir de deri ceketimi alacağım. Buz gibi ya. Gerçekten serin, onu fark ettim. Ama AVM'ye gideceğiz zaten. AVM'nin bir tarafı kapalı, bir tarafı açık ama gerçi ben kapalısında takılırım diye düşünüyorum. Serinmiş. Bir üşüdüm yani. Kaloriferi yaktım. 2-3 gün kapattım çünkü ev çok sıcak oldu. Sonra dün tekrar yaktım ama artık kapatmam herhalde. Çünkü soğuklar iyice başladı. Zaten çok trafiğe kalacağımı düşünmüyorum. Gidişte de şu an boştur. Dönerken de diğer gittiğim yer şey oluyor. Doluyor. O yüzden dönüşte de trafiğe kalmam. Bir iki saatte hallederim diye düşünüyorum. Kafamda çünkü belirlediğim birkaç model ve birkaç marka var. Onlara baktım. Tamam, başka öyle çok ihtiyacım bir şey yok. Genelde hep online'dan söylüyorum alacaklarım. Çünkü AVM'ye gitmiyorum. Ayakkabı konusunda işte denemek istiyorum. Hani nasıl duracak ayağımda, rahat mı, iyi mi, kötü mü falan. O yüzden de genelde böyle olduğu zaman da şeye gidiyorum. Deneyerek almak istiyorum. Baba tam bu şarkılık değil mi ya? Bakınmaya başladım bile. Bir iki tane de gömlek falan baktım. Ama şey yapıyorum. En son her yere bir gezeyim, elimde poşet olmasın. Beğendiğim birkaç bir şey var. En son böyle şey yaparım. Karar veririm diye düşünüyorum. Şu an böyle inanılmaz şey modunda değilim. Hani alıp taşımak istemiyorum. Bak, AVM çok dolu değil. Orta boşlukta. Bilerek zaten hafta içi geldim ki daha rahat bakabileyim diye. Arkadaşlar ben şunu denedim ama benim istediğim model kalmamış. Böyle daha pırıltılı bir şey istiyorum. Şunun numarası kalmamış. Bunlar da çok günlük. O yüzden istemiyorum. Böyle daha pırıltılı. Şu çok güzel. Mesela şunlar çok güzel ama siyahı yok. Bir de şu çok güzel. Benim aradığım da bu. İnternette de yok. Şunu falan arıyorum, bu tarz bir şey de. Şu ayakkabıyı beğendim kendim için. Deneyeceğim bakalım içime sinecek mi. Bir de siyah olarak şunu beğendim. Arkadaşlar aldım.
New Balance tercihim oldu. İçime en çok ama en çok sinen o oldu zaten. İkimizin de ayakkabısı benzediği için benim çok hoşuma gitti. Hem ben böyle daha çok sportif aldım. Çok şık şekilde bulamadım. O yüzden de ben de hani böyle çok istediğimi bulamadım. Ama hiç almamaktansa New Balance'dan tercihimi kullandım. Böyle benimki de çok minik bir pırıltı var. Yani içime böyle sindi. Spor ayakkabı ama minik bir pırıltısı var. Ama daha şık bir şey alacağım. Arkadaşlar Filo'ya geldim. Filo'da böyle. Ben bu tarz işte şık ayakkabıları arıyordum ya. Şunlardan mı deneyeyim dedim. Şimdi deneyeceğim mesela bu bir. Arkadaşlar şunu daha çok beğendim. Nasıl? Bakın çok rahat. Bu çok böyle çok daha şey ama şu böyle pantolonlarla falan çok güzel durur. Arkadaşlar durum şu an bu. Uzun zamandır gerçekten hiç bu kadar bir alışveriş yapmamıştım yani. Hani böyle poşet poşet gezdiğimi çok nadir hatırlıyorum. Böyle bayağıdır hatta hatırlamıyorum. Ama alacağım her şeyi aldım. Parfüm de aldım bu arada. Normalde ben online'dan söylerim ama iki tane koku merak ediyordum. Burada buldum. Yani aynı markayı çok pahalı almıyorum. Açıkçası mesela atıyorum ben Elin aldım 1,5 milyar. Burada mesela 100 liraya alıyorum. Ve kokusu gayet kalıcı. Şu an hatta kız sürdü ya kağıda. Kokulum kolum çıktığımda şu an burnumda Elin'in kokusu var. O kadar net yani. Aklıma lise yıllarım geldi. Lisede çok kullanırdım. Direkt şu an zihnimde o geldi yani. Neyse şimdi artık çıkıyoruz. Yorulduk. Ama değdi. Her şeyi hallettim. Eve gidip hemen yemek yemek istiyorum. Kahvaltıyla duruyorum. Acıktım. Şu şekil. Saat kalmam diye düşünüyordum ama kaldım yani. Hatta sanırım otopark ücreti ödeyeceğim. Burası 3 saatten sonra ücretli olmuş. Hatta şey dedim ücret ödemem. Umarım nakit geçmiyordur sadece. Çünkü hiç yanımda nakit yok. Hepsi kartta. İşte para çekmedim. Benim bu kötü özelliğim var yani. Hiç nakit para taşımıyorum. Sen niye beni netlemiyorsun canım? İşte nakit para taşımıyorum. Bakacağız. Göreceğiz artık. Evet hallettim ama çok iyi oldu ya içime sindi. O ayakkabıyı da aldım bu arada. Pırıltılı ayakkabı hani online'dan söylerim diyordum ya size. Direkt istediğimi bulabildim arkadaşlar. Ve çokcuk diye oturdu. Çok iyi. Hatta iyi ki denedim. 37 normalde giymiyorum ben. 38'i görüyorum. Mesela bu ayakkabı da 37 tam oldu. 38 bol oldu. Ama online'da daha uygunmuş. Linkini verdim. En azından bütün her şeyi halletmiş oldum. Şimdi bakalım ben böyle gireceğim. Bana diyecek ki ödeme yaptım. Ben diyeceğim ki ödeme yapmadım. Nasıl olacak mesela? Çok gıcık oluyorum böyle de ya. Aman çok mu önemli ya? Gıcık oldum. Gidip şimdi... Yani her şey de yok yani. Hani yanında ödeyeyim yani. Şuradaymış buldum. Neyse ki ödememizi yapalım. Önden sonra buradan gidelim. Evet artık çıktık. Artık eve gidebiliriz. İşlerimizi halledebiliriz. Dinlenebiliriz. Ne yemek yapacağım bilmiyorum. Evde hiç yemeğim yok ama. Gerçekten rahatladım. Saçımı falan topladım. Bu arada şu ruju. Bakın sabah sürdüğüm halde duruyor. Biraz önce linkini de verdim. Maybelline'in. Yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Çok güzel renkleri var. Nar çiçeği, kırmızısı, bordosu, kahverengisi, nudu, açık pembesi, koyu pembesi falan. Fuşyası. Her rengi var yani. Ve hiç de çıkmıyor. Bir şeyler yiyip içsen bile çıkmıyor. Hiç de tazelemedim. Yalama da almadım. Neyse şimdi size hangi ayakkabı aldığımı göstereyim. Gösterememiştim. Bakalım beğenecek misiniz? Benim en çok içime sinen bu oldu. Çünkü ben bunu daha çok dediğim gibi böyle tight'ların AVM'ye gittim de kahve içmeye gittim de ya da günlük böyle işte hani standart bir gün olduğunda giyerim diye düşünüyorum. Diğerini daha şık zaten. Diğerini gösterdim. Ay, ben de şöyle oturayım o zaman. Gerçekten yoruldum. Yemeğimi de koydum bu arada. Yemeğim de pişiyor. Daha yemek yemedim. Yani logosunun orada da böyle hafif pırıltılar var. Simler var. Şöyle çok standart ve her an, her zaman kurtarıcı bir ayakkabı diye düşünüyorum. O yüzden bunu seçtim. Her ortama da uyar yani. Böyle ben bir elbisenin altına bile böyle sporlaştırmak istediğimde giyerim. Düz renkli elbiselerin altına, jeanlerin altına, tight'ların, eşofmanların hepsinin altına giyerim. Siyah kurtarıcı, siyah bir spor ayakkabım yoktu. Bunu gösterdim ama tekrar göstereyim. Bu da gerçekten tam hayalimdeki ayakkabı. Ben böyle şey istiyordum. Daha kalın tabanlı. Ama böyle burasının tamamen beyaz olmasını istemiyordum. Yani burası siyah, burası beyaz olmasın diyordum. Böyle çok hafif beyazlık var. Gene tabanı siyah. O yüzden gördüğüm an çok hoşuma gitti. Bu ayakkabı gerçekten çok güzel bu arada.
Böyle pırıltılı mırıltılı falan zaten. O kadar güzel ki böyle şık günlerde deri ceketlerle falan bile kabanlarla giyerim. İki tane de parfüm aldım size dedim ya. Birisi Alien, bir tanesi de Hypnos. Direkt lise koku. Bu ikisini de aldım. Bir açıp bakayım. Gördünüz. Şöyle. Bunun daha büyük boyu vardı. Bir de ikincisi bu mesela 150 lira. Bu 75 liraya geliyor. İkincisi 150 indirimliymiş. Evet, bu Hypnos. Yalnız benim 6. isim. Çok iyi kokuyor ya. Of, bu da gerçekten tam benim lise kokum. Ay, ergenliğime gittim ya. Ay bilmiyorum, çok kötü. Çok tuhaf hissettim şu an. Gerçekten. En yakın arkadaşımın kokusu. İkimiz de bunu sıkardık. Şu an direkt aklıma kız geldi ve kızla yaşadığı yaptığımız şeyler geldi. Alsancak geldi. İzmir geldi. Türk Koleji geldi. Ay çok. Sizde de oluyor değil mi? Böyle kokular, şarkılar inanılmaz anıları akla getiriyor. Bugün bir tane şarkı paylaştım. Hatta takipçim şey demiş. Ebru bu şarkıyı 6 yıl önce sevgilimden ayrıldığımda yolda giderken ağlaya ağlaya dinlemiştim. Ve direkt aklıma o an geldi demiş. Gerçekten öyle. Benim de bazı şarkılar böyle açıldığında aklıma geliyor. Ve kokular da. Mesela bu koku da böyle tam lise. Şu Hypnos'da. Hypnos'da böyle aynı şekil. İkisi de benim ergenlik lise kokumdu. O yüzden benim de böyle aklıma geldi. Ama kokular, bu arada bu tarz kokular gerçekten aynısı olduğu için aldım ben de. Beğendim yani. Neyse, şimdi yemek olayına girişirsek ne yapacağımı bilemedim. Köfte mi tavuk mu falan diye. Sonra en son ikisini de istemedim, fark ettim. Falafel attım. Falafel pişiyor. Yanına da şöyle güzel bir salata yaparım, yerim diye düşündüm. Neyse, şimdi ben artık şu üzerimi bir değiştireyim. Şu takılarımı çıkartayım. Böyle deli divane gibi artık evin içinde gezmeyeyim. Yemeğimi de size gösteririm. Zaten blendik salatamı yapacağım. En sevdiğim salatamı. Bu falafel çok güzel. Daha da kızartılmamış, sadece yapılmış, fırınlanmayı bekliyor. İsterseniz fırın, isterseniz şeyde, yağda. Ben fırınlıyorum ve gerçekten de şöyle göstereyim bakın. Gayet de çıtır çıtır oluyor. Şöyle bir salata yaptım. Üzerine de fesleğen sarımsaklı yoğurt döktüm. Döküp dökmemesi sizlerinizde, nar ekşisi falan. İçinde zaten nar, mısır, roka var. Biraz da kurutulmuş domates ve falafel. Üzerine de sos yaptım. Sosu seviyorum. Yakıştırıyorum yoğurtlu sosu. Şöyle birazcık dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum. Akşam yemeğimi de eve gelip bir yemek istedim. Hızlı bir şekilde kendime şöyle bowl'lar, kaseler hazırlıyorum. Bunlar çok doyurucu oluyor.